aslında hobi olarak başladım ama zamanla büyüdüğü için, fazlalaştığı için satışa sunmaya karar verdim. Severek yapıyorum, keyifle yapıyorum. Biraz zor, işlemesi zor. Ama her şeye rağmen sonucu gördüğümüzde çok mutlu oluyorum. Bu ışık yandığında bütün o yorgunluk tamamen gidiyor. Mutluyum, herkese tavsiye ediyorum. Bunları Samsun'dan al. Samsun'dan getirtiyorum. Adrese gönderiyorlar. Kayseri'de çok fazla yok. Satan yok yani. Ben karşılaşmadım şu an. Var mı ticareti? Var tabii ki. Sadece ham bir şekilde de satıyorlar. Ham bir şekilde satıyorlar, ben alıyorum. Kendim işliyorum. Kuru geliyor. Kurumuş bir şekilde. Zaten bunlar bitki halindeyken çok ağır oluyor. Ciddi manada ağır oluyor. Bunları topla, hasat edildikten sonra kurumasını bekliyoruz. 3-4 ay kurumasını bekledikten sonra işliyoruz. Ne kadar ediyoruz? Bana ne kadar? Ham hali değil mi? Yani şu ham hali bana 50 liraya geliyor. Küçüklerinki 30-40, 20 liraya geliyor. Bunları yapmam yani şu büyük 3 gün sürüyor. En fazla 4-5 gün sürüyor. Ama 3 gün hiç başından kalkmazsan bitiriyorum. İlham nereden geliyor? Instagram'dan takip ediyorum. Takip ettiklerimden, bazen de kendi hayal gücümden. Mesela bunları kendim hayal ettim, tasarladım. Sonra aynı şekilde bunları da kendim tasarladım. Bunlardan ilham alarak da. Fiyatlarımız değişiyor tabii ki. Bunu 900 lira dedik. 500 lira, 350 lira, 150 lira, 200 lira, 250 lira. Yani işlemesine göre, işçiliğine göre, büyüklüğüne, boyutuna göre değişiyor. Peki bunu nerede yapıyorsun? Evde yapıyorum. Şeyde burada Talas'ta şey var, Hanım Eller Derneği var, Maharetli Eller, Harman Mahallesi'nde, orada satışa sunuyorum. Yani aslında herkes çok beğeniyor. Yani beğenmeyen yok, herkes çok beğeniyor. Sadece fiyatlar biraz yüksek geliyor ama gerçekten fiyatlar, çünkü bunların hepsi el işçiliği ve bunu sevmeyen ve istemeyen yapmaz. Akrilik boya kullanıyorum. Akrilik boya kullanıyorum. Taş vernik sürüyorum üzerine, hatta şey, güneşe dayanıklı olsun diye. Bence gerekir çünkü yani festival daha yoğun oluyor. İlgi daha, talep daha fazla oluyor. Aynı zamanda da hani üründen anlayan insanlar geliyor. İşçiliğini bilen insanlar geliyor. Kıymetini bilenler geliyor. Talep ediyoruz başkanımızdan. Elindeki fiyat çok fazla. 1000 lirası var mı? 1000 geldi, 1000 liraya açtı efendim. 1100 var mı? 1100 liraya atayım ben. 1200 liraya başkanım var. 1200 liraya. 1300 yoksa 1300 liraya. 6 numaraya 1300 liraya. 1400 liraya. Çok kadar ya. 1500 liraya. 6 numaraya 1500 liraya. Satıyorum. Satıyorum. 1500 liraya. 6 numaraya saat. Tamam efendim. Teşekkür ediyorum. Evet. Çıkmayan numaralardan bir karıştıralım. Çıkmayan numaralardan, satılmayan ürünlerden, hiç dokunmadığımız gruplardan. Abi herkesin gibi var ya. Çıkan yine döneceğim ben başa. Evet şöyle. Satmak çok şey değil ama. Laz Reis diyor. Elma için diyelim biz bunu. Elma için. 100 lirası var mı? 100, 150, 200, 250, 300 başkanıma. 300 liraya gidiyor. Elma için. 300 liraya, 350 liraya. 350 liraya kaç tane numaran? 400 liraya, 59'u. 400 liraya, 8 numaraya, 400 liraya sat. Saat 400 liraya sat. Tamam. Hayırlı olsun. Kaçlı numara? 400. 8 miydi? 8, evet 8'e 400'e gitti. Evet. 100 lirası var mı? 100. 100 lira. 150 liraya başkanım ha. 200 liraya. 250 liraya, 300 liraya, 350 liraya. 6 numaraya, 350 liraya. Sat. 6 numaraya, 350 liraya. Sat. Tamam efendim. Vallahi kusura bakmayın. Acayip müzik yaptı. Öksüre öksüre veriyorum. Ha. Evet.
Charlie Chaplin. 100 lirası var mı? 100. 150, 200. 200 lira, 50 numaraya sat. 200 şeyi alamaz, tuvali alamazsınız. 200 lira 50 numaraya gidiyor. 250 liraya 3 numaraya. 250 liraya 3 numaraya. 300 yoksa 250 liraya 3 numaraya sat. Sattım. Ben İlker Karşılar, Pınarbaşı, Uzun Yayla, Metiye doğumluyum. Kayseri'de yaşıyorum. Ticaretle uğraşıyoruz. Bir işletmemiz var, Erciyes Evler'de. Kayseri Park Tuna Life karşısında. Harici perde ve halı üretiyoruz. Ayrıca antika böyle eski değerli eşyalarla da uğraşıyoruz. Asıl profesyonel işim de halı ve kilim. El dokuması halı kilim üzerinde çalışıyoruz daha çok profesyonel olarak. Peki fuar nasıl ilgi? Fuar ilgi çok ama işte insanların evinde olan ürünleri daha çok soruşturuyorlar. Ha ne para eder, kaç para eder, onlarla alakalı bilgi almaya çalışıyorlar yoğunlukla. Harici de işte insanlara geçmişini anımsatıyoruz. Peki halılar kilim mi, halı mı, dokuma mı, nasıl onun özellikleri? Buradaki gördüğünüz ürünlerin hepsi el emeği göz nuru halılar efendim. Kilim ve halılar hepsinin yöresi değişiktir. Biz çocukluktan beri bu işi yaptığımız için baktığımız zaman, serdiğimiz zaman halıda hangi yöreye ait, hangi köye ait, nerenin, bunların hepsini anlayabiliyoruz artık. Çözgüsü, pamuk mu, yün mü, motiflerden çözüyoruz bunları. Bu şekilde yani profesyonelleştik artık. Bütün durumunu anlıyoruz yani halının nerede, hangi nereleri dokunduğunu, nerede dokunduğunu. Sarız mı, yahyalı mı, bilmiyorum hangileri. Hepsini anlıyoruz, doğrudur. Halılar şu Malatya ile Sivas arası, Gürün kilimi bakın şu. Şu Balıkesir Sındırgı tarafının Yağcıbedir halısı. Şu Niğde'nin Ortaköy halısı. Hep her yöreden var bizde. Artı şu Taşpınar halısı. Şu eski Ermeni dokuması Bürüngüz. Şu görmüş olduğunuz ürün. Ya her yöreden mevcut bizde. Heybeler var. Kayseri mesela şunlar seccade. Şunlar Bünyan halısı. Şu Yeşilhisar. Ayrıca peşverk olarak bu eski halıların yontulup yeniden boyanıp peşverk olarak yaptırılan ürünlerden de var orada. Her yöresine göre ürünlerimiz çok. Biz satış profesyonel ilgi bayağı yoğun ama satış pek yok şu an için. Ha olur diye umudumuz var. Peki bu fuarlar olması lazım aslında. Tabii olması lazım. Ölmeye yüz tutmuş sanatlar içerisinde bizim sanatımız. Bunları yeniden tanıtıp gençlere, çoğu bilmiyor. Mesela orada bir yün tarama şeyi var, aparatı. Bu ne diye hiç kimse bilmiyor, tanımıyor. Biz yeniden tanıtıyoruz, gösteriyoruz. İlgi bayağı büyük. Öğretiyoruz insanlara, bilgimizi aktarıyoruz. Başka ne var sizde? Bizde ne istersen var abi, her şey var. Ben genellikle Çerkez ürünleri topluyorum. Kemer olur, gama olur, eski eğer, at eğerleri olur. Onlardan daha çok benim koleksiyonum o yönlü. Ama diğer türlü bir sürü ürünlerimiz var her yörede. Yani atıyorum süt makinesinden tutun, yayık, küp, her şey var kardeşim. Peki Harman Mahallesi'ne katılıyor musun? Tabii orada benim yerim var. Her ayın ikinci pazarı da Konak Restoranı'nın yanındaki orada pazar kuruyoruz. Orada caminin önü bana ait. Sağ olsun başkanımız orayı bize verdi. Oraya seriyoruz. Aynı şekilde yine tanıtımlarımızı orada devam ediyoruz. Bura harici. Peki bunun kalıcı olması lazım değil mi? Vallahi işte onu tutan arkadaş eğer ki randuman alır, bir birikim veya gelir sağlarsa bundan sonra kalıcı yapar. Belki başkanla görüşmemi bilmiyorum. Ama yani ilgi var. Genellikle kendi evlerindeki ürünleri sorguluyorlar yani. Ne para eder, ne eder onu sorguluyorlar genelde vatandaş. Biz teşekkür ederiz. Efendim merhabalar, ben Bünyan Antik Sahaf. 6 yıldır vergileye ticaret usulüyle antika kitapları sevenlerle buluşturuyorum. Ben Resmiye Kaşkara, geleneksel Türk sanatları alanında sanatımı icra ediyorum. Sivas Caddesi'nde sanat atölyem var. Orada Fatih Esin, Ebru ve Karakalem Müzesi'nde dersler ve eserler öğretiyorum. Fuarı nasıl buldunuz? Fuarı gayet iyi bulduk. Öncelikle kıymetli başkanımız Mustafa Yalçın Beyefendi'ye ve bu organizasyonu meydana getiren Sertaş Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Kayseri halkının bu arada ilgisinden de gayet memnunuz. Şehrimizdeki kültürel faaliyetleri desteklemeye ve katılım sağlamaya da devam edeceğiz. Fuarlar geç kalmış mı? Evet maalesef.
Ama bundan sonrası için daha güzel faaliyetler olacağına inanıyoruz. Biz eminiz açıkçası. Gayet iyi bulduk, gayet yerinde. Organizasyon bakımından, gerek ilgi ve alakaları bakımından belediye personellerinin gayet yerinde, biz memnunuz. Devamını inşallah tekrarını talep ediyoruz. Sahafa ilki şu şekilde, genellikle şöyle bir algı vardır. İşte Kayseri'de okuma kültürü yoktur, insanlar kitap okumaz gibi. Fakat burada okul açtıklarından artırıp gelip kitap alan insanlar gördükçe, şahsi bütçelerinden fedakarlık edip, bazı alışkanlıklarından feragat edip gelip kitap alan insanlar gördükçe bizim ümidimiz çoğalıyor. Biz gayet memnunuz. Aynı şekilde sanat eserleriyle de alakalı. Aynen, aynen. Yani benim bildiğim 3-4 tane var. Ama tabii ki bunlar belli ufaklı sanat atölyeleri var, galerileri var vesaire. Bu anlamda hatta birbirimizle de bu an şey yapıyoruz, paslaşmalar yapıyoruz, birbirimize destek oluyoruz. Bu açıdan da bence güzel bir şey. Rekabetin yanında dayanışma da oldukça fazla güzel oluyor. Evet, mekan özellikle şey önemli. Hani ister istemez sunum olmak zorunda karşı tarafa. İnsanlar en nihayetinde önce vitrini görüyor, ondan sonra ürününüze yöneliyorlar. Tabii ki mekan çok önemli bu anlamda. Daha da iyi olacağına inanıyoruz. Efendim, bizim kapatma mesajımız genellikle şöyle canlı yayınlarda falan. Evvela sevdiklerinizle, daha sonra kitaplarla ve sanatla kalınız diyoruz. Sevgi, selam, esenlik, sağ olun. Teşekkürler. İsmim Yusuf Duru, Kayseriliyim. Kayseri Kecetaş'ta çalışıyorum operatör olarak. Yaklaşık 5-6 sene önce ufak bir odam vardı. Burada şark odası gibi arkadaşlarla, ailemle oturup muhabbet edeceğim bir ortam hazırlamak istemiştim. Onu yaptık. Daha sonrasında da hastalık haline geldi. Çok fazla biriktirdik. Ondan sonra da şimdi de böyle antika pazarlarında değerlendirmeye çalışıyoruz. Bunları satıyoruz. Yerine farklı ürünler alıyoruz. Bit pazarına da gidiyor musun? Bit pazarına gezmeye gidiyorum, aynen. Oraya tezgah açmıyorum ama bit pazarında da geçen seneye kadar çok güzel malzemeler toplayabiliyordum. Bunlar yaklaşık bir senedir falan pek malzeme çıkmıyor artık. Eski malzeme, eski ürünler çıkmıyor. Daha öncesi iyiydi. Peki festival ne zaman başladı? Ne zaman başladı? Bugün itibariyle başladı. Gece saat 12'ye kadar devam edecek. Yarın da aynı şekilde. Pazar günü gece 12'de son bulacak. Efendim? İlgi gayet güzel. Bayan ağırlıklı, aynen. Koleksiyoncu arkadaşlar yoğun olarak geliyorlar. Biz de elimizden geldiği kadar hitap etmeye çalışıyoruz. Müzayede de var, aynen. Açık artırma usulü, açılış serbest ürünler çıkacak. Daha sonra belirlenen fiyatlarda çıkan ürünler olacak. Gurbetçi arkadaşları görüyoruz ara ara ama daha tam aktif olarak gelmiş değiller herhalde. Aynen, Konya, bu dediğiniz şehirler biraz daha üst seviye oynuyorlar. Ama biz yavaş yavaş, yani bir emekleme aşamasından birazcık şöyle depara kahar gibi bir havası var şu anda. Han Mahallesi'ndeki de iyi ama orası çok uzak olduğundan dolayı, yani uzak, yani ayaklı müşterisi çok olmuyor. Bilen mesela burada etrafta binalardan görüyorlar, geliyorlar, merak ediyorlar, geliyorlar. Öyle bir faydasını gördük yani. Bu pazar Harman Mahallesi'ndeki pazara göre gayet aktif durumda. Bunların yapılması lazım. Sürekli yapılırsa çok güzel olur. Kayseri için de, antikacılar için de, yani koleksiyonerler için de gayet güzel bir çalışma olur. Bir isteğimiz işte bu pazarın bu şekilde devam etmesini arzu ederiz. Aynen, millet bahçesinde de olabilir. Yani üstü böyle kapalı olursa yaz günleri çok güzel olur. Yağmurdan, yağıştan, güneşten, sıcaktan korunmuş oluruz. 100 liraya gidiyor, 150 liraya gidiyor. Kemal Başkan'a 150 liraya. 150 liraya sadece bedavaya. Ben satıyorum 200 liraya. Hepsini başkanıma sat 200 liraya. Sat 250 geldi.
300 geldi başkanım da başkanımıza ben bırakmıyorum. 300 liraya başkanıma gidiyor. Sat. 300 liraya satıyorum. Var mı? Sattı. Hayırlı olsun. Başkanıma gitti. 300 liraya gitti. 38 numara gitti. Evet. Hakan Sevdim. Hobi olarak bu işi yapıyorum ben. Memurum. Teknisyenim. Milli eğitimde. Hobi olarak başladık bağımıza şark köşesi diye düzmeye. Artık alındıktan sonra böyle biraz hastalık gibi oldu. Evet, olmasa da meslek gibi oldu. Böyle ekşi olarak, hobi olarak devam ediyoruz. Pardon, mahallesindeki var. Katılıyorum, katılıyorum. Neler oluyor? Yani bakır üzerine, antika, semaverler, bakır, güğümler, birçok ürünümüz var. Havanlarımız, kahve değirmenlerde vesaire. Çok ürünlerimiz var, çeşit. Yani beklediğimden çok kalabalık. Yani bu kadarını beklemiyordum ben doğrusu. Çünkü Talas'takine devamı katılıyoruz. Bu kadar hiç olmuyordu. Bu bayağı güzel yani. Bugün bir şeyler de aslında olması gerekiyor. Yani ya her yerde oluyor zaten. Konya'da ve Denizli'de çok bir yerde oluyor bunlar. Ama burada maalesef ilk defa oluyor. Evet. Ne kadar? Yani bunun devamını gelmesi isteriz. Bu birkaç sene oldu. Birkaç senedir. Bugün başladı, yarın bitecek. Müzayede de var, aynen oraya da. Müzayede ne oluyor? Müzayede işte açık artırma ürünler orada çıkacak. Serbestten de olabiliyor, limitli de olabiliyor. Orada çıkacak artık ne çıkarsa. Limitli giderse işte %10 komisyonu var. Ona göre bakalım. Fiyatlar nasıl ürünler? Yani 50 liraya da ürün var, 1000 liraya da ürün var, 2000 liraya da ürün var. Ürüne göre değişiyor. Bizim Kayseri güğümlerimiz var mesela. Ali Usta'nın yaptığı güğümler var. 3 kilo geliyor bir tanesi. 1953 tarihli Ali Usta'nın. Onlar mesela tanesi 2000 lira. Çifti var 4000 lira. Çifti var 3000 lira. 3500 olanlar var. Değişiyor fiyatlar. Evet, Kobe'de 750 lira soran var mı? 750. Fiyatları söyleyeceğim, hızlı hızlı geçeceğim. Hem sizi sıkmayayım, hem vakit kaybetmeyeyim. Her zaman dediğim gibi, rakam ama 100 lira aşağıya, ama 100 lira yukarıya buluyor. Her zaman, yani hele kalabalık varsa salonda. Ben 1977 Kayseri doğumluyum. İsmim Demet Çınar. Talas Bahçeli Evler'de oturuyorum. Kendi çabamla önce evdeki ürünlerimi satmaya başladım. Sonra antikacı oldum. 5 yıldır antikayla uğraşıyorum. Porselen bebek, porselene dair ne varsa ilgileniyorum. Alman kristali, Fransız kristali, Alman porseleni. Bu tür ürünler, vintage ürünler satıyorum. Instagram satış sayfam var, Antikalar Diyarı. Merak, nereden geldin size? Bir numaraya, bir orada bir orada çıkıyorum. Evdeki fazla ürünlerden kurtulmak için başlamıştım bu işe. 450 geldi, 450'ye gidiyor. Merakım ilerledi. Porseleni öğrendim. Porselenden sonra bunların damgalarını öğrendim. Kendi çabamla bir şeyler yapmaya çalıştım. Telefonu kapatın, gidiyor. Bunlar hepsi İtalyan ürün. Alman, İngiliz, Fransız, İtalyan. Vintage ürünler. 20 numaraya sat. Ben tarihli olanlar 50 yıl, 30 yıl. Osmanlılardan kalma fincanım var, 200 yıllık. Onu da gösterebiliriz. 750 yaşım var. Alman mahallesine katılıyor musun? 100 lira. Hizmet olmadı, zamanım olmadı pek. Harman mahallesine de inşallah başlayacağız. Fuar nasıl? Fuar çok güzel. Çok beğendim. Yani başkanım da böyle bir şey 47 numaraya çerçevesi 300 geldi. 100, 400 geldi. 47 numaraya 400 liraya. Hem Kayseri'yi tanımış oldu. Hem de böyle işler yapan insanlar tanınmış oldu. Çok teşekkür ediyorum başkanımıza da. Bu gibi fuarlar olması lazım değil mi? Tabii ki. Dışarı şehirlerde böyle bir etkinlikler oluyor. İzliyoruz, görüyoruz. Kayseri'de de
her ay olmasa da 3 ayda bir olması gereken bir şey yani. 300 kalıcı bir fuar yeri. Kaç tane fuar yeri olsun. İnsanlar birbiriyle işte tanışsınlar, görüşsünler. Antikayı öğrensinler. 300 liraya 47 numaraya. 350 var mı 350? 350 liraya İsmail Başkan'a. 350 liraya İsmail Başkan'a. Sen? Her ay bekliyoruz yani böyle bir antika fuarının olmasını bekliyoruz. Ben Kayseri Talas'ta oturuyorum. Erciyes Üniversitesi çalışanıyım. Talas'ta Mevlana Mahallesi'nde böyle bir pazarın, hatta pazar demeyelim, değerli eşyaların satıldığı fuarı görmek beni çok mutlu etti. Devamını diliyorum. Beğendiğiniz bir şeyler var mı? Evet var. Genelde bizim bakır dikkatimizi çekiyor. Bakırı seviyoruz biz. Genelde bakır, daha antika olan bu şey çalıyor ya. Plaklar. Plaklar dikkatimizi çekiyor. Onları seviyoruz. Bakıyoruz. Şey aldım. Henüz almadım ama alacağım. Belki yarın da katılırsınız yani. Evet, yarın da katılabiliriz. Şu an hazırlıksız geldik ama bakırdan birkaç beğendiğim parça var. Ama almak istediğim. Fiyatlar çok yüksek. 2000 TL civarında ama değer. Bakır zaten kıymetli bir eşya. Yani şu an günümüzde bulunması gerçekten zor bakırın. Bakalım bir Antepli olarak, Gaziantepli, İslahiyeli olarak bakır severiz biz. O yüzden bakır istiyoruz. Bakırcılar çarşımız var. Evet, bakırcılar çarşımız var. Anne babanın bir yerde var mı? Evet var. Şu an kendi evimde de var. Beni tanıyanlar burada selam olsun. Bakır stildir, işte tastır, havandır. Ondan sonra tabaktır, hepsi var. Dededen kalma, babaanneden kalma. Hatta dedemizin babasından kalma. Şu an baktım bendeki olanların fiyatına bayağı da bir yüksek. Bence şart. Böyle bir sirkülasyonun olması, dönüşümün olması, başka nesilden hiç tanımadığı başka bir nesile aktarılması muhteşem bir şey. Rica ederim. Kolay gelsin. İsmim Katriye Çeken. 10 senedir bu işte uğraşıyoruz. Çok kadın mı? Neden muhafız? Babamdan. Evet. Senin adın. Gördüğünüz masada her şeyden vardı. Eskiyi severdi. Bana da ondan geçti. Var, yoğun işte. Kayseri yoğun. Hayır, dışarıda. Kendi dükkanımız İbn Sina'nın yanındayım. Fuarı nasıl buldunuz? Böyle fuarlar olmalı mı? Olmalı. Zaten yukarıda normalde Talas'ta yerimiz vardı. 3 senedir oradaydık. Mustafa Bey sağ olsun yardım oldu. Bugün de buradayız. Güzel katılımlar var. Yine de hemcinsiniz bayanlarında. Evet, varlar. Yani ben bayanlarım bana ilgi olacağını sanmıyorum. Yok, varlar. İşine girince siz de anlarsınız. Gerçi sevgi bu, merak ayrı bir şey. Hangi ürünler var burada? Genelde eski ürünler, Kütahya çinileri var. Porselenlerimiz var, bakırlar var. Sizin yaptığınız bir şey var mı? Yok. Tasarım dışında yok. Anlam mahallesinde nasıl bir şey var? Burası daha şenlik. Burayı daha çok bilen var. Sürekli evet olmasını isterim yani devamını isterim. Peki böyle bir hedefiniz falan var mı? Yok ben eskiyi seviyorum. Hobi olarak yapıyorum zaten. Bu kadar. Bir mesaj teşekkür bir şey alabilir miyim? Tabii belediyemize teşekkür ederim. Devamını bekliyoruz inşallah. İsmim Sami Karaca, Kayseriliyim. Yaklaşık profesyonel olarak 5 senedir bu işi yapıyorum ama çocukluğumdan beri hayran olduğum bir konuydu. Bu günleri görmeyi nasip ettim. Çok şükür. Şimdi de 100 lira daha önce koleksiyon tezgahımdaki birçok ürün koleksiyon ürünlerimdi. Yakın bir zamanda ticaretine başladım. Şimdi alım satımını yapıyorum. 700 lira ekle.
Bu dönem ürünlerden başlıyor. Selçuk dönemine kadar ürünlerimiz var. Selçuklu benzerlerimiz var. Osmanlı benzerlerimiz var. Orijinal Osmanlı'dan Selçuklu ürünlerimiz var. Değişiyor zaman zaman. Birçok şeyler, yöresel ürünler olmak üzere işte yatağında efendim Kayseri Fuara ilgi burada yani nasıl söyleyeyim, bir İstanbul'a bakarak küsur ortalamasına göre kıyaslayacak olursak İstanbul'dan daha iyi. İlgi yoğun, insanlar meraklı. Yani biz buraya alışverişten ziyade Antika'yı tanıtmaya geliyoruz zaten. Bu yönden merak ve ilgi çok soru alıyoruz, çok bilgi veriyoruz, oradan anlaşılıyor. Festivallerde burada mesela her şeyden önce Talas Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Yalçın'a ayrıca çok teşekkürlerimi sunuyorum. Bu nedenle organizasyonlar insanları daha çok teşvik ediyor ama yeterli mi değil tabii ki. Atıyorum. İstanbul Şehir Merkez Belediye olarak Kayseri'de 4-5 merkez belediyemiz var. Hepsi birer tane değişik zamanlarda yapsa Kayseri'de en az 5-6 sefer Antika Festivali olur ki Antika merkezine dönüştürebiliriz Kayseri'yi. Karaman Mahallesi'nde yerimiz var. Ben Kayseri'ye ilk defa katıldım pazar olarak. Bundan sonra takip edeceğim inşallah. Harman Mahallesi'ni de nasip olursa ürünlerimizi getireceğiz. Çok ağır drone bir şölene sahibi 20 milyon. Bugün sabah itibariyle başladı. Sabah 9'da hareketlilik başlıyor yavaş yavaş. Bugün ilk günümüz olduğu için müzayedemiz var şu an, canlı müzayedemiz var. Bitişine bağlı zannedersem bugün 12'ye 11-12 olacağız gibi hissediyorum. Normalde 7'de 8'de bitiyor. Keşke olsa. Yani ki kültürümüzü artırır. Burada mesela bugün en çok duygulandığım bir konu vardı. 12-13 yaşlarında bir kardeşimiz geldi. Bu dedemin ipliği, bu dedemin sandığı, bu dedemin bir şeysi falan. Sen dedim, dedenin ürünlerini gördün mü? Yok abi dedi, fotoğraflarda gördüm, oradan tanıdım dedi. İçler acısı bir durum. Yani göz önünde olsa mesela, dedesinin ipliği kaybolmamış olsaydı, fotoğraftan el yerinde duruyor olsaydı, onun için daha güzel bir kültür olacaktı en azından. Kültürümüzü yukarı seviyelere taşımış olacaktık. Bu açıdan antika önemli. Yani nasıl diyeyim, zamanında insanlar, şimdi biz doğalgazdan hazır çeşmeden sıcak suyu alıyoruz, abdestimizi, duşumuzu alıp rahatça yatıyoruz ama insanlar zamanında abdest için şu güğümle saatlerce su ısıtıyorlarmış mesela. Bunu hatırladığımız zaman rahatlığımızın daha çok farkına varacağız çünkü, anlatabiliyor muyum? Evet, seni tanıyalım. Benim adım Mehmet Emre Karakuş. Antika pazarında satış yapıyorum. Ne satıyorsun? Oyuncak moda arabalardan satıyorum. Oyuncak moda arabalardan satıyorum. Koleksiyonluk değeri olanlardan. Hepsini al beğenin şöyle. Kaç tanesi? Sen de tut. Bu şekilde modelleri satıyoruz. Nereden buldun? Bunları biz topluyoruz, özel internet sitelerinden alıyoruz ve satıyoruz böyle. Peki, nereden geldi bu merak? Niye aldın? Arabaları küçük bir yaşımdan beri seviyorum, ondan dolayı. Ben de çok severim bunları. Satayım abi. Kaça satıyorsun? Fiyatları değişiyor modeline göre. Modeline göre değişiyor. Fiyat ne kadar? 150'ye de var, 1000 TL'ye de var. Sattın mı hiç? Sattım. Bugün sattım biraz. Birkaç tane moda sattım. Başkanımız sağ olsun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok
çok iyi. Sen de benim adım Kerem Bellek. Ben de bir anda arkadaşımla koleksiyon yapma kararı verdik. Sonrasında yerde arkadaşla takas yaparken bir anda başkan geldi, bize masa açtı. Biz de bir anda satmaya başladık. Böylece en azından harçlığımızı çıkartmış olduk. Karattınız mı? Evet. Ben sana dedim biraz. Arkadaş birazcık satamadı ama biz birazcık daha fazla sattık arkadaşa göre. Başkanımız sağ olsun. Yani satış yaptık güzelce. Karşılığımızı çıkarttık. Bence olsun, güzel oluyor. Elimizdeki kullanmadığımız eşyaları satmamıza da yardımcı oluyor. Güzel yani bence. İsmim Özen Teke, antika üzerinde çalışıyorum. Bir hevesle bağımlı olduk. Hevesle aldığımız malzemeleri tekrar satıyoruz. Üç seneden beri yapıyoruz. Evet, orada da yerimiz var, güzel yerimiz var. Her ayın ikinci haftaları oraya da gidiyoruz. Güzel etkinliklerimiz oluyor. Fuara ilgi nasıl? Fuara ilgi çok güzel. Bunun devamını istiyoruz. Güzel oldu. Satışlarımız da güzel. Alıcılar yüz çok hareket oldu. Kalıcı olması. Evet, kalıcı olması gerek. En azından ayda veya iki ayda bir yapılması gerek. Burası daha güzel. Burası çok güzel. Kalabalık olan yerde, uzak oradan yerde olmuyor. Çarşıda olabilir. Tarazın genel düzenlerinde de olabilir. Ama evet, çocuklar bahçesinde için. Millet bahçesinde de olabilir. Bayanlar çok dikkat ediyor, evet. Buyurun hanımefendi. Muhammed Erkoğlu. Açayım mı? Açtım. 500 liraya başkanıma gider. 550 lirası yoksa 500 liraya. 550 lirası yoksa 500 liraya başkanıma satıyorum. Satıyorum. Sat. Sat. 550 geldi. İşte 57 liradan 550 geldi. 550 liraya gidiyor. Antika seven, 57 liraya gidiyor. 600 liraya Kemal Başkanı gidiyor. 650 yoksa 600 liraya Kemal Başkanı gidiyor. Satıyorum. 650 liraya. Uçaklarımız 100 liraya. Mustafa Başkanı da gidiyor. Belediye Başkanı da 700 liraya geldi. 50 bir çözüm saatimiz daha var. Orada büyük. Orada hani böyle masa usulü, mezar usulü. Orada masa açmıyoruz ama oraya da sık sık gidiyoruz. 5000 TL'si var mı efendim? Fuar güzel. Yani rehabet çok. Yani bu fuarın daha sık olursa hem bizim açımızdan hem insanlar açısından bence güzel bir etki. Yani yapılması gerekiyor. Yok kuzum yok. Yok, oraya daha katılmadı. Ama oraya da katılmayı düşünüyoruz inşallah. Bazı irtibatlar bulup inşallah oraya da tezgahımızı açmayı düşünüyoruz. Tesbih festivali olacak. İstiyoruz. Yani Kayseri'de aslında lazım. Olsa çok güzel olur. Ama biraz işte Kayseri'de tespit kültürü pek yok. Kazandırmaya çalışıyoruz inşallah. Olursa çok memnun oluruz. Derneğiniz falan var. Derneğimiz var. Yeni kuruldu. Türkiye Tespitler Odası Federasyonu diye yeni kuruldu. Ama şu anda fazla bir üyemiz, fazla bir topluluğumuz yok ama inşallah zamanla büyüyeceğiz. İsmim Mahmut Bayer, Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Seramik Bölümü mezunuyum. İşte yüksek lisansı İstanbul İmar Sinan'da yaptım. Ondan sonra 2005'te zaten mezun oldum. 2005'ten beridir bu seramikle uğraşıyorum. Yani önceden İstanbul'da farklı sektörlerde falan çalıştım. Yani seramik, duvar panolu falan yaptım. Özel işletmelerde falan çalıştım. 5 yılda Kayseri'de kendi atölyemi açtım. Seramik işini sürdürmekteyim. İlgi nasıl fuara? Ya fuara ilgi biraz az ilgi. Yani başka yerlerde daha çok oluyor. Ya burada açıkçası beklediğimizi alamadık. Bu tür festivallerin olması gerekiyor. Evet. Ama daha da işte reklam
konusunda daha da yaygınlaştırılması lazım. Çünkü tanıtmak için insanlar gelmeleri için gelmemek lazım. İşte bazı bölgelerde yeterli yapılıyor ama bazı yerlerde yapılmadığından dolayı eksik kalıyor. Nasılsınız abicim ya? Ne alıyorsunuz? Ne satıyoruz burada ya? Maşallah. Valla çok memnun olduk başkanım. Buranın devamını istiyoruz inşallah. Öyle mi? Siz gelirseniz biz devam ettiririz. Ya bir tarafa geliyoruz, her hafta geliyoruz. Geliyorsanız? Her ay geliyorum hocam. Orada çok mal olmuyordu ya. Sanmaz abi. Bura canlı. Böyle olmasını istiyorum. Ben hiçbir hafta aksatmadım başkanım. Valla mı? Helal olsun. O zaman bir dahaki sefer hep burada yapsak? Yapsak daha iyi başkanım. Her ay burada yapalım. Daha iyi valla başkanım. Tamam. Ben, şey, Ali Bey. Selamünaleyküm. Nasılsın, iyi misin? Ali Bey bu işin başındaki arkadaş. Tamam, her ay buraya alıyoruz o zaman. Harman Meydanı. Ne diyorsun Ali? Ömer? Çok da istiyorlar. Bura, yani bura ulaşım kolay buraya. Başkanım, buraya. Belki 50 kişiyle röportaj yaptım. Ulaşım kolay hem bulması kolay başkanım. Bulması. Orada biraz sabah yani, kalıyor. Harman Meydanı her pazar, ikinci pazarını buradan mı? Burada yapalım. Planlayalım. Ne diyorsun Ahmet Bey? Nasıl böyle? Burada yapalım. Yoğunluğu iyi başkanım da hani ama bu şimdi 4 senede bir defa oldu. Evet başkanım. Bir aydır da reklam yapıyoruz. Ondan sonra olur. Ama gelecek ay böyle olmazsa ama yine reklamını yaparsak başkanım biz de söylersek işimize dostumuz. Acıkta siz yapın baba biz hep işte reklamını biz yapacağız. Herkese söyleyeceğiz. Reklamını biz yapacağız. 2 dakika mı alacağım? Reklamını siz yapın. Bir de iyi mal getirin. Yağmurda falan orada şey yapıyorum. Hadi biraz. İyi mal getirin. Yarısı antika, yarısı sabah, değil bunlar. Sabah sattım başkanım toplu sattım. Ha sattıysan ayrı da. Sabah toplu şöyle, sattım. Şunları getirmeyin ya. Bunlar çocuklara hediye dağıtıyorum başkanım. Ha güzel. Kız çocuklarına hediye dağıtıyorum. Şimdi şunlar antika değil. Bunlarla değil. Bizim tezgahı doldurursak olmaz. Yani antika olsun başımın üstünde yeriniz var. Başkanım sattım, toplu sattım sabah. Hayırlı olsun. Teşekkür tamam, ederim. Peki. 2-3 dakika. Peki, biz 4 yıldan beri biliyorsunuz Harman Meydanı'nda antika pazar olarak her ayın ikinci pazar günü toplanıyorduk. Antikacılar ve koleksiyonerler bir araya geliyordular. Ve güzel malzemeler onların meraklılarıyla buluşuyordular. Bu sefer de bir defa antika pazarını bir defa da burada yani ana yurtta semt pazarında yapalım dedik. Bugün de umduğumuzun çok üzerinde antikacı sayısı var. Vatandaştan da burada dolaşılması biraz zor olacak şekilde ilgi var. Ben hem antika satanlara hem koleksiyonerlere çok teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Bu arada Bodrum Müzayede bir firma var, Antikacılar Derneği. Onlar bu organizasyonu yaptılar. Teşekkür ediyorum. Aynı zamanda belediyemizin, Talas Belediyesi'nin elemanları, kültür sanatla alakalı birimimizin elemanları, zabıta müdürlüğümüz çok güzel işler yaptılar. Ben bizim personelimize de teşekkür ediyorum. O halde buradan ilk defa duyurmuş olalım. Her pazar, her ayın ikinci pazarı antika pazarı yaptığımız Harman Meydanı'ndan buraya almış olduk. Yani bundan böyle her ayın ikinci pazarı Anayurt, Mevlana Mahallesi, Anayurt semt pazarında antikacıları bekliyoruz. Teşekkür ederim. Adım Sude Lasso, ismim Tekin. Evet. Burayı çok sevdim. Ben çok güzel bir yer. Böyle. Ne var burada? Eski şeyleri satıyorlar. Ondan sonra eski şeyler, eskiden yaşamış insanların falan, onların öyle. Yoksa çekiyorum. Yani bence çok güzel bir yer. Eski insanların yaşamış ve görmüş olduğu şeyler. Öyle. Sandalye çekti, rahat olun. Bence de çok güzel burası. Çok şey çekim oluyor diye. Özellikle doğal taşlar çok hoşuma gittiği için burada satıldığı için bence çok güzel. Kaç duvar radyo? Kimin radyo? Seni tanıyalım. İsmim Zeynep, soyadım Yıldırım. 4. sınıfa gidiyorum. Merhabalar, Heybet Bayer. Ürünlerimiz seramik atölyemizde el yapımı olarak yapıyoruz. Çamur halde, çamur alıyoruz. Daha sonra iki kere fırınlanıyor bu ürünler. 1000 derecede fırında.
ve gıdaya uygun hale getiriyoruz. Bütün hepsi yani tamamen boyaması, şekil vermesi, el yapımı olarak tasarlanıyor. Zaten Güzel Sanatlar seramik mezunu eşim. Evet. Kendi alanı ile ilgili zaten hayaliydi. Kayseri'de bu şekilde bir seramik atölyesi açtık. Aynı zamanda atölyemizde workshop ve kurslarımız da sürekli devam ediyor. Kendi fincanımızı kendimiz üretmek istiyorsak atölyemizde workshop ve kurslarımıza katılarak yapabilirsiniz. Bu genelde Kütahya'da, Çin'de veya farklı yurtlarda Aynen Kayseri'de aslında biz bu eşimin bu hayaliydi demiştik. Seramik atölyesini açarken tabii risk alarak açtık. Ama Kayseri bizi utandırdı. Özellikle workshop ve kurslara çok güzel talep var. Yani potansiyel güzel. İnsanlar farklı etkinlik arıyorlar, farklı çalışmalar arıyorlar. Hafta sonları özellikle çok yoğun oluyoruz workshop ve kurslarda. Bayanlar da geliyor, erkekler de geliyor, eşler geliyor. Bu aralar şöyle doğum günü sürpriz oluyor. Mesela doğum günü hediyesi olarak alıyorlar ve beraber geliyorlar. O şekilde atölyemizde ağırlıyoruz. Kalıp mı çıkarıyorsunuz? Atölyemizde tamamen elde şekillendirerek yapıyorlar workshop'ı. Bizim kendi kalıplarımız da var. Eşim kendisi kalıpları üretiyor. İstenilen modelde mesela bize gösterilen bir modelin aynısını yapabiliriz. Peki bunu... Seramik çamur. O şekilde. Sonra boyalarda yine seramik boyası olarak temin ediyoruz. Peki bunları şekil verirken hayal mi kuruyorsunuz? Tabii ki. Yani bunların hepsi bir sanat, tasarım, özel tasarım ürünlerimiz. Esinlenerek yaptığımız oluyor. İşte müşterilerimizin bize söylediklerinden esinlenerek. Bizdeki workshoplarımızda çok farklı ürünler ortaya çıkıyor. Talep olursa bunun üretimini yapıyoruz. 3500'e geldi. Seyir şuradan. 3500'e yoksa. Şehir dışından satıyoruz. 3500'e. Oluyor. Yani işte internet üzerinden şehir dışına satıyoruz. Yurt dışına da satış için yeni çalışmalarımız var. Burada satış mı? Yaptığınız bir yer mi? Burada mesela özel böyle züccaciyelere yapıyoruz. Özel tasarım isteyenlere. Atölyemizde geri alıyorlar. O şekilde satışlıyoruz gerçekten. Evet, bazen katılıyoruz. Çok müsait olamıyoruz. Yoğun oluyoruz. Üretimi de yaptığımız için bazen müsait olduğumuzda oraya da katılıyoruz. Kesinlikle çok ihtiyacımız var bu tür festivallere. Özellikle böyle belediye bugün bu sefer yaptı. Çok çok iyi oldu. Yani en kötü satışımız olmasa bile bir tanıdık, görüldük. Ve o bizim için çok iyi oldu. Gümüş kaplama 2500 lira. Çok teşekkür ediyoruz belediyeye bize bu imkanı sağladığı için. Her zaman bütün çalışmaları bekliyoruz. Ben Hatun Gürel. Emekliyim. Bir devlet dairesinden emekliyim. Emekli olduktan sonra sıkıldım. Yani verimli vakit geçirme adına birçok şey yaptım. Kaymak kurslarına katıldım. Sonra en sonunda takıda karar kıldım. Otantik ve doğal taş takılar yapıyorum. Otantik takılarda bizim eski Anadolu boncuk oyalarını, iğne oyalarını falan değerlendiriyorum. Bu da belli bir kesim tarafından çok beğeniliyor. Ben Kayseri'de yaşıyorum, Kayseri'de oturuyorum. Kaç yıldır yapıyorsunuz? 6-7 yıl oldu. Talas'ta maharetli eller kadın üretici pazarında ürünlerimi pazarlamaya çalışıyorum. Bir de böyle şeyler olursa ara sıra bu tip yerlere katılıyorum. Peki ilgi nasıl? Gayet güzel çok şükür. Oluyor tabii ki. Hani çok ayrı farklı şeyler yaparsanız işinizi düzgün yaparsanız ya da iş olarak görürseniz bir şekilde talep görüyor. Ama insanlarda para yok. Bunların hepsini siz mi yaptınız? Evet ben yaptım. Sevgilediğiniz oradan başka bir yer var mı? Yok, bazen de paralı AVM'lerde falan stand kiralayabilirsek gücümüz yeterse oralarda da satış yapıyorum. Bu taşların özellikleri hangileri? Anlatabilir misiniz?
Ben taşları genellikle İstanbul'dan alıyorum. Bunlar erkek bileklikleri. Ağırlıklı olarak akik taşı var. Erkek bilekliklerinde akik taşı var. Akik taşının mesela ağrıya, sızıya iyi geldiğine inanılıyor. Yani en yaygın zaten bizim toplumumuzda şirin taş. Akik bir eski klasik akik şu renk. Şu. Ama aslında akik bir taş grubunun adı, her rengi olabiliyor. Halkın en çok ilgilendiği taşlardan bir tanesi. Ametist taşı. Bu taş. Ametist taşı. Sitrin taşı bu kolumuzda gördüğünüz. Yani bu şekilde son yıllarda bir inciye alaka var. Bu şekilde bir tasarım inci yaptım. Kendi otantik takılarım. Otantik takılarımdan göstereyim size. Bu iğne oyası, bu eski bizim Anadolu'nun tığ oyası dediği elmeçle yapılan bir oya. İşte bu şekilde kendim tasarlıyorum, yapıyorum. Şimdi bu festivallerin sürekli olması şart mı? Kalıcı olur. Evet. Bizim için o kadar iyi olur ki, ürünlerimizi şu son bir seneye kadar çaresizce biriktirip oturuyordum. Şimdi yeni yeni bir Kayseri'de bir kıpırdanma var. Mesela gidiyorum ben sahil kasabalarına. Ücretsiz pazarlar var. Kadın pazarları. Koskoca 1,5 milyonluk Kayseri'de yok. Yani belediye başkanlarımıza falan ulaşmaya çalıştık ama sizin aracılığınızda da söyleyeyim, olursa çok seviniriz. Ben hani emekliyim ama bu işten ekmek yiyen çok arkadaşımız var, örgüden, şeyden, bu şekilde. Çok teşekkür ederim sesimizi duyurduğunuz için, sağ olun. İsmim Musa Şahin, Develi Çobaklı köyündenim. Bu işi hobi olarak yapıyorum. Normalde merkez malzemede çalışıyorum. Elimden geldiği kadar hem aileme, hem Kayseri'li hemşehrilerimize antika üzerine tasarlamış olduğumuz bu malzemeleri en iyi şekilde Kayseri'ye sunmaya çalışıyoruz. Burada bize yardımcı olan Sayın Talas Belediye Başkanımız Mustafa Yalçın Bey'e huzurunuzda teşekkür ediyorum. Bir Kayseri'li olaraktan da bu fuarda yer almaktan gurur duyuyorum. Başkanım Mustafa Yalçın'a, Sertaş Bey'e, emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Tüm Kayseri'li hemşehrilerimizin de bu yoğunluğa, bu akınla hitap ettikleri için onlara da teşekkür ediyorum. Geldiler, bizlere yardımcı oldular. Hepsinden Allah razı olsun. İnşallah ilerleyen zamanlarda aynı şekilde, aynı düzende fuarların daha çok geniş olması hem Kayseri'mize, hem şehrimize, hem esnaf arkadaşlarımıza bayağı faydası olur inşallah. İlginç potansiyeli bence çok iyi. Bu yeni, Kayseri'de ilk defa düzenleniyor. İnşallah devamı gelecek diye düşünüyorum. Burada büyük iş Sayın Kayseri Valimize düşüyor. Büyükşehir Belediye Başkanlarımıza düşüyor. Aynı zamanda işi biraz kesin. Başkanımız, tekrar hitap ettiğim gibi, Talas Belediye Başkanımız Mustafa Yalçın'ın aracılığıyla bu işleri organize eden tüm arkadaşlarımıza, yetkililere hem kanalınız adına hem kendi adıma teşekkür ediyorum. Fuar normalde cuma günü akşam biz başladık saat 7'de. Pazar akşamı gece 24'e kadar açık. Bütün halkımızı bekliyoruz. İnşallah yayında emeğe geçen tüm arkadaşlarımıza başarılar dileriz. Siz kameracı arkadaşımıza, mikrofonu tutan hanımefendiye. Sizi her zaman aramızda da görmekten gurur duyuyoruz. İnşallah devamı gelir. Allah sizden razı olsun. Teşekkür ettim. Merhabalar. Öncelikle ismim Ömer Genç. Kayseri'deyim. Antika üzerinde de hizmet veriyoruz. Fuarda öncelikle Talas Belediyesi'ne teşekkür ediyorum ve bu organizasyonu düzenleyen esnaf abilerimiz, kardeşlerimiz, arkadaşlarımıza da teşekkür ediyoruz. Kayseri'de bu tür etkinliklerin daha sık yapılmasını şimdiden talep de ediyorum bu arada. Çünkü Kayseri'de çok küçük gibi antika koleksiyonlu parça ürünler merak, ilgi duyması gereken bir çeşit olması gerekiyor.
Bununla alakalı da etkinliklerin fazlalaştırılmasını istiyoruz yani. Sizde ne var? Bizde öncelikle ağırlık olarak Osmanlı parçalar daha çok bulunuyor bizde. Osmanlı yine kendi kültürümüz olduğu için ağırlığı o yönde veriyoruz. Ama Avrupa ürünler de şu an revanşta değer görüyor. Bu tarz pazarlarda da genelde karşılaştığımız dekorluk, aksesuar tarzında veya hediyelik tarzında ürünler geliyor. Bunun da biraz değişip gerçekten tam bir antika diyebileceğimiz ürünlerin pazara getirilmesini de esnaf arkadaşlarımızdan rica ediyoruz. Peki ne kadar başladı? Program olarak mı soruyorsun? Programımız bugün cumartesi günü sabahtan başladı. Pazar günü gece yarısına kadar devam edecek inşallah. Ayrıca saat 5'te yine esnaf arkadaşlarımızın düzenlemiş olduğu bir açık artırma usulüyle satış yapılacaktır. Müzayede düzenlenecektir. 5'te de ona katılım sağlayacağız. Biz de ürün vereceğiz. Müzayede de yine antika ve retro ürünler satışa çıkacak. Açılış serbest, peyler serbest olarak ilerleyecek. Onun haricinde de yine bazı koleksiyonlu parçalarda da alt limit belirlenerek açık artırma çıkacak ürünler olacak. Han mahallesindeki orada bir antika sergiler oluyor. Evet. Ben pazara ilk defa katılıyorum. Daha çok biz Instagram üzerinde, sosyal medya üzerinde açık artırma müzayedelerimiz oluyor. Onun haricinde de İstanbul, İzmir, Ankara, Trabzon'da, Bursa'da, bu tarz illerde de Antep'te, Maraş'ta gibi bu yerlere de özel esnaf arkadaşlarımız var. Onlara da ben ürün temin ediyorum. Görüşüyoruz. Daha çok oralarda da gönderdiğimiz parçalar gerçekten antika diyebileceğimiz ürünler gönderiyoruz onlara. Biz Kayseri'deyiz. Hulusi Akar Bulvarı'nda yerimiz. Dediğim gibi daha çok sosyal medya üzerinden sattığımız için ben pazara ve dükkanda çok çeşidimiz olmuyor. Antikalar nasıl oluyor? Bizler de genelde pazarları geziyoruz. Bunun haricinde de bizi tanıyanlar, bilenler, kendi evinde olanlar evlerinden getiriyor. Yine esnaf arkadaşlarımızdan biz de kendi sevdiğimiz ürünleri de alıyoruz veya satmak için de düşündüğümüz ürünleri fiyat olarak biz cazip gördüğümüzde, para kazanacağımızı düşündüğümüzde de esnaf arkadaşlarımızdan da paslaşıyoruz, bölüşüyoruz ürünlerimizi. Şehir dışından, yurt dışından şu an benim alışverişim yok ama şehir dışında alışverişimiz çok oluyor. Kayseri'de benim bildiğim kadar çok fazla yok ama 20-25 esnaf vardır yani benim bildiğim. Burada da şu anda en az 15 esnaf katılmıştır Kayseri'de. Şu anda burada şehir dışından gelenler var. Yaklaşık dün aldığım bilgiye doğruysa 100-120 esnafın olduğu söyleniyor. Burada genelde daha çok eski ürünler ama işte bakır, pirinç, dekorluk eşyalar daha çok. Kayseri'de biraz bu ürünler sevildiği için daha çok pazarlarda da ilgisi olmayıp da ilgi duymak isteyenler veya gezinti olsun diye çıkmak isteyenler daha çok uygun ürünleri aldığı için çok kıymetli parçaları pazarlara getirmiyor. Son mesajımız antika sevmelerini istiyorum çünkü antikada bir tarih var, bir hatırası var, kıymet verilmesi gerekiyor. Bu yüzden bütün hemşerilerimizi de Kayseri'de özellikle antika sever bir birey olarak gelsin de pazarlara yani. Ben Nurettin Eker, emekliyim. Hobi olarak da antika işiyle uğraşıyorum. Aşağı yukarı 20-30 yıldır. Antikayı sevdirmeye çalışıyoruz. Köşede bucakta kalmış ürünleri hayata geçirip sahiplendiriyoruz. 20 yıldır bu işi yapıyorum. Bu cumartesi pazar bu fuarımız. Normal antika fuarımız Talas Harman Mahallesi'nde. Her ayın ikinci pazarı. Bu fuar tarzında oldu. Cumartesi pazar. Devam edeceğiz inşallah. İlgi çok. Daha da bekliyoruz yani ilgi. İlgi çok ama alım satım pek az. O da haliyle tabii piyasanın durumu. Evet çok zayıf yani. Evet evet doğru. Yani İstanbul, Bursa gibi yerlerde bu ürünler iki katına satılıyor ama biz yarı fiyatına burada satamıyoruz. Ben de plakçalar, gramofon,
Yani eski setler, hepsi var. Yok yok yani, makaralı teyplerimiz hepsi de çalışır durumda. Bunları işte eşten dosttan pazarlarından topluyoruz. Çalışır hale getirip sahiplendiriyoruz. Yeni şeyler Kayseri'ye geç kalındı. Evet, bayağı geç kalındı. Biz reklam yapamadık. Belediyelerimiz de pek sıcak bakmıyor aslında. Bir Talas Belediye'miz, Sayın Mustafa Yalçın Başkanım müsaade ediyor. Diğer belediyelerde hiçbir aktifel yok. Biraz da pazar yerinde yani falan gibi. Evet. Yani bu pazar yeri çok güzel oldu. Mesela bizim her ay ikinci pazar kurduğumuz Harman Mahallesi'ndeki yoğunluk bu kadar değil. Burada daha güzel, ilgi çok. Bir de tramvay hattı üzerinde olduğu için. Evet. Şey de kalabalık. Semt de kalabalık. Hüzayir'de de açık artırma olacak. 4'ten sonra başlayacak. Açık artırma, yani herkes ürün alabilecek. Yani. Evet, onlar daha çok objelere meraklılar, eski objeler. Bizdekiler genelde eski radyolar, plakçalar, bunlar biraz fiyatlı geliyor. Aslında fiyatlı değil ama maliyeti çok. Tamirini, bakımını yapan yok. Biz çok zor durumda yapıyoruz. Parça bulmadan sıkıntı çekiyoruz. Ama bir şekilde hayata geçiriyoruz. Öncelikle ismim Osman Doğan, soy ismim Mert İlmaz. Kayseri'de yaşamaktayım. Kayseri'de bu işi devam ettirmeye çalışıyoruz. Neydiniz bu merak nedir? Bu merak üniversite çağlarında başladı. Üniversitedeydim. Üniversitedeyken başladı. O dönem koleksiyon yapıyordum. Koleksiyon yaparken sonradan alım satıma döndü bu iş. Sürekli biriktirdiğimiz zaman olmuyor. Bir süre sonra bu iş çığırından çıkıyor yani. Çünkü fazla olduğu için bir yandan da satmak gerekiyor çünkü. Satmazsan bu iş dönmüyor. Bit pazarına nadiren giderim, arada giderim. Harman Mahallesi'nde. Harman Mahallesi'nde tezgahımızı açıyorum. Her ayın ikinci pazarı olur. Bu antika fuarı ilk defa oluyor. Bu şekilde tarihi değerimizi yaşatmaya çalışıyoruz. İlgi güzel şimdilik. Yoğun kalabalık var ama tabii milletin bütçesine de bağlı. Herkes bütçesine göre bazı şeyleri pahalı buluyorlar, bazılarını ucuz buluyorlar. Alan da oluyor tabii. Yine bayanların ilgisi de tabii daha çok süs eşyasına yönelik, bakır ve pirinç eşyalara yönelik oluyor. Bu şekilde geldik, bugün günümüzü güzel geçiriyoruz. Hangi tip ürünler var? Genelde eski ürünler var. Onun harici işte mutfak eşyaları var. Bakır, patlayacak var. Dekoratif daha çok malzemelerimiz var. Saatimiz var. Görüntü makinemiz var. Eski. 1920'li yılların, 1930'lu yılların. Körüklü fotoğraf makinesi. Çalışıyor. Çalışır durumda ama bunun filmleri yurt dışında bulunuyor. Bunlar nadir. Bunlar çok çıkmıyor. Festivaller aslında olması lazım. Abi, bu festivallerin çoğalması lazım. Çünkü tarihi değerlerimizin yaşatılması lazım. Bu tür değerler yaşatılırsa ilerideki nesillere aktarılır. Yoksa hani bu tür eşyaların satılması da önemli değil. Satıldığında harici diğer geleneklere aktarılması lazım. Bu şekilde. Rica ederim. Adım Murat Aydın. Gramofon'a gönül vermiş biri olarak antika pazarında ürünlerimi sergiliyorum. Böyle antika pazarlarının devamlı olarak kurulmasını talep ediyorum. Sadece bunları mı satıyorsunuz? Evet, sadece gramofon plak üstüne ağırlıklı. Bunlarla uğraşıyorum şu an. Gramofon tamiri de hobi amaçlı yapıyorum kendim. Yani kendi imkanlarım doğrultusunda evde yapıyorum. Aslen tonlar da gül veren köyü. Peki, Han Mahallesi'ndeki yeriniz nasıl?
Orada biraz bu kadar yoğunluk yok. Devamlı her ay orada da açıyoruz. Samsun Talas Belediye Başkanlığı Mustafa Bey'in öncülüğünde orada da her ay stand açıyoruz. Ama bu kadar yoğunluk yok. Aslında bugün bir şeyler geç kalmış. Evet, çok doğru. Bursa, İstanbul, Ege gibi değil. Evet, aynen. Ben daha önce 2 seneye yakın Ankara Ayrancı'da tezgah açtım. Bir. Keşke burada da aynı şekilde etkinlikler olsa, bu şekilde diğer illerden birçok antikaya gönül vermiş arkadaşlarımız Kayseri'mize gelse, hem gezseler hem de yani birçok antika ürünle Kayseri insanı tanışmış olsun. Bura Haziran 1, bugün sabah 9'da başladı, gece 12'ye kadar. Bir de yarın aynı şekilde sabah 9, gece 12 devam edecek. 2 günlük etkinlik. Müzayede'de antika ürünler ağırlıklı. Meza sistemi olarak satışı yapılacak az sonra. Evet, bayanlar daha ağırlıklı. Evde özellikle ufak porselen ürünler olsun, bakır ürünler olsun, bunlara ağırlık veriyorlar. Fincan takımları mesela bayanların ilgisini çekiyor. En çok hangi ürünler? Burada şu anda en çok ağırlıklı antika objeler, minyatür ürünler, gazlanmaları ağırlıklı onların üstüne. Mesajınız, teşekkür ederim. Valla emeğe geçen herkese çok teşekkür ederim. Ellerine sağlık. Devamını canı gönülden talep ediyorum. İnşallah sesimiz duyulur.